Yani ben e, tasarruf, Ufa dikkat ediyorum yani her mesele ekonomi ben gidip kasaba 100 lira verip et almıyorum. Gidiyorum kuzuyu e, kestiriyorum ya da toplu bir e, hayvanı oradan parçalayıp alıyorum. Şimdi reis bence çok doğru konuşmuş. Ben mesela kuzu da kesmiyorum. Gidiyorum bir tane Amazon ormanına. En yakın Amazon ormanına. Gördüğüm ilk hayvana mızrağı takıyorum. Pişirip yiyorum. Daha ucuz oluyor. Çikolataya zaten para vermem. Para veren de aptaldır. Fabrikasını alıyorum. Kendim üretiyorum. Peynire para veren de... Pff, ya zaten ne bileyim. İneğin kendisini alıyorum. E para bok olunca böyle oluyor arkadaşlar siz de yapın. Bak gerekirse simit yeriz dedikten sonra Özel Ada'sındaki jakuzisinde Avokado'sunu yenen Hülya Avşar 1, Budayı 2. Yemin ediyorum bunların kafasını yaşamadan ölmek istemiyorum abi. Kim söylemişti bilmiyorum ama geçmişte söylenen çok ünlü bir söz vardır. Bir tane kadındı sanırsam taç giyme töreninde şöyle bir şey söylemiş. Halkı bu kadından şikayetçiymiş. işte ekmek bulamıyoruz, bilmem ne bulamıyoruz, yiyecek yemek bulamıyoruz falan diye böyle sürekli tantana yapıyormuş. Kadın demiş ki ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin. Onunla bu tamamen aynı hesap. Arkadaşlar aç mısınız? Açız! <laughs> et bulamıyorsanız kuzu kestirin. Ya reis sen bizimle ta çak mı geçiyorsun acaba? Bak biz diyoruz ki et bulamıyoruz. Kuzuyu nereden bulalım lan? Neden lan neden? Ekstra maaş falan mı alıyorsunuz bu yalanı sürdürmek için? İki kelime. Ekonomi. Kötü. Hatta bunu çeşitlendirebilirsin. Ekonomi çöp, ekonomi iyi değil, ekonomi bok gibi seç beğen al. Ya bunu kabullenmek zenginler için neden bu kadar zor? Şu an bu videoyu izleyen tüm izleyicilerime sesleniyorum. Bize yapılan açıklamalara çok saçma farkında mısınız? Dolar yükselir, dolarla mı maaş alıyorsunuz? Zam gelir, bizim Allah'ımız var. Doğalgaz fiyatları uçar, evi az ısıtın. Yiyecek ekmek bulamazsın, gerekirse simit yeriz denir. Et alacak paran olmaz, kuzu kestir denir. Ya <laughs> oğlum bu ülke cidden bilgisayar oyunu falan olması lazım yani. Oynayan kişi kim gerçekten bilmiyorum ama bok gibi oynuyorsun kardeşim haberin olsun. Ya biz çiftçi miyiz oğlum? Yakında yiyeceğimiz her şeyi kendimiz üretmemiz falan mı gerekecek? Bak dalga geçiyoruz falan ama bu açıklamalar cidden normal değil. Üçüncü sınıfta bana azıcık ekonomi öğretseler yemin ediyorum bu dayıdan çok daha mantıklı konuşurdum. Devlet adamları bu kadar halktan kopuk olmamalı. Yazık günah ya. Gerçekten çok yazık. Oğlum bak ben yavaş yavaş akıl sağlığımı kaybediyorum ben... Ah. Şey 1 dolar 14 lira ediyorsa 0 dolar 7 lira edir amına koyayım. Yani bu ne demek? Hepinize dolar var aslında. Ah kurtulduk lan. Vallahi kurtulduk.